Spor TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Center başlıyor ve Spor Center'a konuklarımıza başlıyoruz. Neyi konuşacağız? Triatlon Avrupa Kupası İstanbul'da gerçekleşecek 3-4 Ağustos tarihlerinde ve 3 değerli konuğumuz var. Hemen sizlere aktaralım. Triatlon Avrupa Kupası düzenleniyor ve turnuvada emeği geçen isimler ve aynı zamanda sporcularımız ve milli takım antrenörümüz de bizlerle birlikte. İlk olarak Utku Er Yılmaz. Yaşar. Er Yılmaz, tekrardan düzeltelim. Kendisi İstanbul İl Temsilcisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Ece Bakıcı, elit bayanlar kategorisinde yarışacak. Hoş geldin Ece. Ve aynı zamanda Mert Onaran da bizlerle birlikte milli takım antrenörümüzden. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir kez daha belirtelim sevgili izleyiciler. Triatlon İstanbul Avrupa Kupası 3-4 Ağustos tarihlerinde Yedikule sahilinde gerçekleşecek. Tabii ki olimpik kategoride yarışlar olacak. Triatletler 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu parkurunu tamamlayacaklar. Diğer yandan ise sprint kategorisinde de yarışa katılan triatletler 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu parkurunu da tamamlayacaklar. Sevgili izleyiciler, bu detayları verdik ve ardından tabii organizasyonla ilgili Utku Bey, size dilerseniz girişi yapalım ve organizasyonun ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını, bunu da bir kez daha belirtelim ve bu Avrupa Kupası'nda bizleri neler bekliyor? Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri bir kez daha misafir ettiğiniz için. Triatlona çok büyük emeği geçen insanlar ve kurumlar arasında sizi gerçekten başta sayıyoruz biz. Teşekkür ederiz. O konuda desteğinizi çok görüyoruz. Sağ olunuz. İstanbul'da bu sene üçüncü kez düzenliyoruz yarışmamızı. Avrupa Kupası kapsamında. Geçen seneye kadar sadece elit kesim olarak yarışıyorlardı kadınlar ve erkekler olarak. Bu sene gençler dahil oldu. Yarışmanın süresi ve organizasyonun çapı biraz daha büyüdü. Evet. Geçtiğimiz aylar içerisinde Antalya'da bir Avrupa Şampiyonası ayağı düzenlenmişti. Bu hafta sonu yapacağımız müsabaka Avrupa Kupası'nın 20 ayağından biridir. Buraya çok önemli triatletler gelecekler. Olimpiyatlarda, dünya kupalarında yarışmış olan triatletler gelecekler. Bu vesileyle oldukça önemsediğimiz bir müsabaka. Gerek triatletlerin kalitesi açısından, gerekse iki yarışmanın bir arada yapılacak olması açısından oldukça büyük bir yarışma niteliği taşıyor. Avrupa'dan da bizi çokça destekliyorlar ve seyretmeye gelecekler. Basın kuruluşlarından gelecek olanlar var. Evet. Ve dahi en önemlisi bizim için İstanbul 2020 için İstanbul'da yapılacak olan son uluslararası müsabakadır. Bu triatlon müsabakamız. Evet, buna da ayrıca o açıdan da tanıtım olacak, açısından. Evet, doğrudur. Oldukça önem arz ediyor. Bu yüzden de oldukça büyük ciddiyet içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük önem arz ediyor bizim için. Utku Er Yaşar, sizle yine devam edeceğiz ama Ece'ye de şimdi ilk sözlerini verelim. Ece, hoş geldin ve sen de bu organizasyonda yer alacaksın. Senin için kaçıncı organizasyon olacak bu? İlk kez mi Avrupa Kupası'nda yarışacaksın? Senden de bilgi edinelim. Daha önce birçok Avrupa Kupası'na girdim ama geçen seneki İstanbul'a da yine yarışmıştım. İyi bir yarış çıkarmıştım. Bu sene de ikincisini inşallah iyi bir şekilde geçireceğiz. Kaç sporcumuz var seninle birlikte? Bunları benle birlikte 3 tane bayan sporcumuz var. Evet. Elit bayanlar da yarışacak. Toplamda 22 kişi yarışacağız elit bayanlar kategorisinde. Diğer önceki yarışmalarına göre bu seneki organizasyon tabii senin için daha farklı olacak. İstanbul'da düzenlenmesi. Bu da senin için özellikle ayrı bir anlam taşıyordur herhalde. Tabii ki. Türkiye'de yapılan Avrupa Kupalarına ve Avrupa Şampiyonası yapıldı Alanya'da. Bunlara özellikle büyük çabalar sarf ederek çalışıyoruz. Çünkü hani ülkemizde olduğu için ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Evet. İstanbul'da benim için büyük bir önem arz ediyor şu anda. Tabii özellikle Mert Bey de o zaman hemen antrenörümüze de sözü verelim. Tabii yaklaşık 2 haftalık bir ön hazırlık aşaması gerçekleşti. Evet. Ve ardındansa organizasyon 3-4 Ağustos serilerinde düzenlenecek. Siz nasıl bakıyorsunuz bu Avrupa Kupası'na? Sizin önceki deneyimleriniz, tecrübeleriniz de var tabii ki. Nasıl hazırlandık? 2 haftadır dediğim gibi kamptayız. Şu an 9. günümüz, doğru söylemek gerekirse. 4 Ağustos'a kadar kampımız devam edecek. Evet. 22 sporcumuz var burada yarışacak olan. 10 tanesi genç erkek, 5 tanesi genç bayan, 4 tane de elit bayanımız ve 4 elit erkeğimiz var. Her sabah 7 çeyrekte antrenmanımız başlamakta. Öncelikle 4500 ve 5 metre arasında yüzme antrenmanı yapıyoruz. Akşamları da bisiklet ve koşu antrenmanımız devam ediyor. Her gün çift antrenman yaparak kampımızı sürdürmekteyiz. Avrupa Kupası bize için çok zorlu bir yarış. Federasyonumuz 2001 yılında kuruldu. Gelişmekte olan bir federasyon.
Evet. Triatlon'da da en başarılı kıta Avrupa kıtasıdır. Olimpiyatlara dahi ilk üç kuşluyu her zaman Avrupa kıtasındaki sporcular yer sahibi olur. Hı hı. Bunun dışında en çok lisans sporcunun bulunduğu branş Avrupa'da triatlon branşıdır. Bireysel branşlarda. Böyle olunca Avrupa Kupası bize olimpiyatlarla neredeyse eş değer bir yarışmaya, yakın bir yarışmaya, olimpiyatlara yakın bir yarışma gibi bizler için sonuç doğuruyor. Hı-hı. Zorlu bir yarışma. Evet. 125 tane gelen şu an sporcumuz var toplamda. Bu sporcular arasında biz mümkün olduğu kadar iyi yerde yer almaya çalışacağız. Hedefimiz şu an için ilk 10'da olmak. İlk 10'da aldığımız takdirde bizler için güzel bir sonuç olacak. Yine devam edeceğiz. Utku Bey'e verelim şimdi sözü. Özellikle Alanya'da Avrupa Şampiyonası geride bıraktık. Onun tabii uluslararası arenada yansımaları olmuştur. Siz deneyiminizden de faydalanırsak, özellikle Avrupa Şampiyonası nasıl geçti bizim için ve bu Avrupa Kupası da daha öncesinde yine düzenleyeceğimiz organizasyonlar arasındaydı yanılmıyorsam. Yani ikisinin arasındaki fark tabii ki doğal olarak var ve çeşitli hem katılım açısından da değişiyor. Ya, Avrupa Şampiyonası nasıldı ve bu kupadan ne bekliyoruz özellikle? Şimdi triatlon organizasyonu düzenlemek gerçekten çok zor. Öncelikle çünkü 3 tane ayrı branşın mesafe olarak müsabakasını bir arada düzenlemeye çalışıyorsunuz. Yüzme, bisiklet ve koşu. Ayrı ayrı parkurlar, ayrı ayrı planlamalar, ayrı ayrı güvenlik çok önemli. Sporcuların Avrupa'dan birçoğunun gelmesi bilhassa organizasyonun niteliğini Mert arkadaşımızın belirttiği gibi daha da önemsetiyor. Hı hı. Çünkü bu çocukların çoğu uluslararası arenada çok büyük çapta sporcular. Dolayısıyla beklentileri çok yüksek. Evet. Çok güzel parkurlarda, çok büyük organizasyonlarda yarışmış insanlar. Avrupa'da puan almak gerçekten çok zor. Çünkü en elit atletlerin olduğu bir kıta, Avrupa kıtası. Bizim sporcularımız da bunların arasında mücadele ederek puan toplamaya çalışacaklar. Ev sahibi olmanın avantajı mutlaka olacaktır. Heyecanlarını yenme açısından en azından onlara destek olmaya çalışıyoruz. Fakat her parkur kendi açısından, kendi niteliklerine göre büyük zorluklar taşıyor. Evet. Alanya yarışması, Antalya yarışması oldukça büyük, ulusal ve uluslararası çapta büyük bir yarışmaydı. Hı hı. Oradaki koşullar İstanbul'a göre biraz daha kolaydı organizasyon açısından. Hı hı. Yerel desteği almak biraz daha kolay oldu federasyonumuz açısından. Evet, evet, evet. Daha uzun süreler parkuru kapatma olanağımız oldu. Hı hı. Hatta yolda bazı tadilatlar yapılması gerekiyordu. Belediye seve seve bu işi de üstlendi. Çok büyük destek oldu valilik bize. Dolayısıyla süre uzun olunca ulusal müsabakaları da yapabilmiştik. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman onun burukluğunu biraz yaşıyoruz. Evet, İki müsabakayı karşılaştırmak dilerseniz. Gerekirse. Bu müsabakamız da çok büyük bir müsabaka. Hı hı. Ve biraz önce belirttiğim gibi 2020 öncesinde İstanbul'un görücüye çıktığı son müsabaka. Son müsabaka. Yani Avrupa en son akılda kalıcı müsabaka olarak bunu değerlendirecektir. Evet. Ve 3 tane büyük görsel sporun, mesafe sporunun bir arada şenlik olarak yapılıyor olması gerçekten çok büyük ilgi topluyor basın yönünden de. Bu yüzden şimdi siz belki de şuna vurgu yapmak istiyorsunuz. Ben anladım. Şimdi organizasyon gerçekleşmeden önce tanıtımlar yapıldı. Bilgiler tabii, verildi. Tabii. Uluslararası olarak da ajanslara da geçildi. Bir kategori daha olacaktı. O da yaş grupları kategorisi. Doğru. Ulusal kategorimiz evet, olacaktı. Ulusal kategori olarak bu yer alacaktı. Evet. Ama bu organizasyonu, bu bölümü neden yapamıyoruz? Ve özellikle şimdi tabii ki İstanbul denince biraz trafik, biraz da başka türlü nedenler. Evet, ama evet. Yani bunlar tabii ki yani her zaman yaşadığımız problemler. Hani biz olimpiyat adaylığı sürecimizde de hani bunları biz üstesinden geleceğiz diye vaat ediyoruz. Ve hani bu adaylık sürecinde de önemli bir organizasyon düzenlerken bir kategoriyi es geçmek durumunda kalıyoruz. Bunun nedeni nedir ya da öncesinde yapılacaktı yani turnuva başlayacağına yakın mı bu bir anda çıkarıldı? Yani burada nasıl bir süreç yaşadınız? Son anda bir gol yemiş gibi olduk gerçekten. Evet. Çünkü son haftaya kadar beklentilerimiz 12 saat kadar trafiğin kapanabileceği yönündeydi. Evet. Çünkü daha önceki görüşmelerimizde o fikre, o kanaate kapılmıştık. Ve dahi triatlon gelişmekte olan bir spor Türkiye'de. Triatlet sayımız şu anda 500'ler civarında aktif olan. Her yarışmaya da aşağı yukarı 250 kadar
sporcu iştirak ediyor. Bunun büyük bir kısmını da yaş grupları olarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla yaş grupları triatlonun gelişmesi, daha ileri seviyelere götürülmesi için çok büyük bir grup. İstiyorduk ki İstanbul'da hazır trafiği kapatmışken, uluslararası güzel bir organizasyon yapmışken yerli triatletleri de yabancılarla entegre edebilelim. Hem birbirlerini görsünler, tanısınlar, böyle büyük bir organizasyon içerisinde tecrübe kazansınlar. Hem de halkın da daha büyük, daha görsel bir şov olarak seyretmesini istemiştik. Çünkü her gelen triatlet yanında eşini, dostunu, akrabasını, ailesini, çevresinden birkaç kişiyi getiriyor. Çünkü görsellik açısından triatlon çok güzel bir spor ama bizim halkımız henüz çok fazla tanışmadığı için triatlonla seyirci sıkıntımız biraz oluyor. Şimdi her büyük şehrin kendine göre mutlaka sıkıntıları oluyordur yol kapatma konusunda. Ama yani İstanbul'un bu bölgesi, evet hafta sonu biraz piknikçiler açısından da insanların, çünkü hafta sonu dinlenme yeridir güzergahımız. Fakat orada 3 tane ayrı yol vardır. Bir transit yolumuz var arada. Bir yol zaten sürekli açık kalacaktır. Ve mühim olan trafiği aksatmadan bu işi nasıl yapabiliriz organize etmeye çalıştık. Yani en minimum şartlarda yolun sadece 3 kilometrelik kadar bir kısmını iki ana kavşak arasında kapatarak trafiğe neredeyse hiç müdahale etmeden organizasyonu yapmaya çalıştık. Yurt dışında bu işler 40 kilometrelere kadar kapatmalar yapıyorlar. Böyle şehirlerde insanlar. Yani bunun yapılacağına dair her şey. Biraz sıkıntı yaşadık ama işte arkadaşlar sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. İstanbul gerçekten bu arada önemli süreçlerden geçti. O yüzden de valiliğinde biraz çekinceleri var bazı konularda. Çok fazla trafiği de meşgul etmek istemiyorlar haklı olarak. Yani onlarda. O zaman 12 saatlik bir dilim olacaktı. Şu anda evet 6 saate tırpanlandı ne yazık ki ve sadece uluslararası kategorideki kısmını yapabiliyoruz. Ulusal müsabakalarımızı yapamayacağız ne yazık ki. Evet tabii ki bu önemli. Buna bir kez daha giriş yaparız, devam da ederiz ama Ece'ye de yine söz verelim. Ece Bakıcı, peki sen triatlet olmaya iten nedenler neydi? Bu soru sana sorulmuştu ama burada izleyicilerimize de paylaş. Seni şu an izliyorlar ve triatlona seni iten neydi ana sebep? Triatlona geçmeden önce 10 yıllık bir yüzme geçmişim vardı. Bu önemli, evet. Evet, bir süre sonra artık yaptığınız branştan sürekli aynı şeyi yapmaktan, özellikle yüzücüler beni daha iyi anlayacaktır. Sıkılıyorsunuz iki duvar arasında sürekli gidip gelmekten. Ben de biraz farklı şeyler yapmak istedim. Mert abi vasıtasıyla başladım triatlona. O dedi gel dedi yüzüyorsun zaten. Bisiklete binersin, koşarsın. O şekilde başladım. Yani 4 yıl önce başladım triatlona. 4 yıl içinde kaç organizasyona katıldın? Yani onun sayısını artık gerçekten bilmiyorum çok fazla çünkü. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani hani ilk başladığımda tek hedef şeydi. Evet, yarışı bitireyim, güzel bir organizasyona katılmış olayım da. Daha sonrasında 3. yarışımda falan baktım ki iyi gidiyor her şey. Uluslararası düzeyde düşünebilirim artık her şeyi. O şekilde hedeflerime o şekilde yön vermeye başladım. Geçen sene de artık geçtiğimiz sene beni daha da teşvik eden olaylar oldu. İdarecilerimde de olsun. Çeşitli şeyler de olsun. Artık tek hedefim 2016 olimpiyatları tabii ki de. Daha sonrasında 2020 inşallah ev sahipliği yaparsak. İnşallah evet. Onun için uğraşıyoruz. Onun için bu organizasyonlar düzenleniyor. Mert Bey, özellikle siz de birçok öncesinde uluslararası turnuvada yer aldınız. Tecrübeleriniz var. Şu an sporcularımıza bunu aktarıyorsunuz. Özellikle siz de değindiniz. Avrupa kıtası daha çok triatlonda ve triatletler açısından ön plana çıkıyorlar. Biz tabii daha yeni şu an bu organizasyona daha çok derece değil de şöyle yani organizasyonu tamamlama. Bunda sanırım öncesinde biraz sıkıntı vardı ama şimdi artık daha hızlı adımlar atmaya başladık. Buyurun. Dediğim gibi gelişmekte olan bir branşız. 2001 yılından beri kurulduk. Evet. 2 sene öncesine kadar bizim yarışmayı bitirmekle ilgili sıkıntılarımız vardı. Bu çok önemli mesela. Şöyle bir kuralımız var. Tur yiyen sporcu bize yarışlarımız turlu olarak düzenleniyor. İşte 8 tur üzerinden bisiklet parkuru tamamlanıyor. Eğer sporcu tur yerse yarışmayı tamamlayamıyor. Çünkü hakemler sporcuyu yarıştan ayırma gibi bir kuralımız var. Evet. Sporcularımız dediğim gibi 2 sene önceye kadar yarışmaları tamamlayamıyorlardı. Geçen sene yarışları tamamlamaya ve bitirmeye başladılar. Bu sene de artık sporcularımız katılan sayısının ilk yarısını geçiyorlar. Hatta işte ilk 15'ler, ilk 20'lerde bitmeye başladılar. 3 hafta önce İrlanda'da bir gençler şampiyonası vardı. Burada bir sporcumuz 7. bir sporcumuz ise 14. oldu. Ali Atlan erkeklerde 14. İpek Öztosun ise gençlerde 7. olarak bitirdi. Evet. Bunlar bizler için çok önemli. Geçen sene Balkan şampiyonluklarımız var.
ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz var. Bunlar uluslararası belirsin. Artık başarı elde etmeye başladık. Ece'de Balkan şampiyonu bir sporcumuzdur. Evet, biletlerde. Bunu da tabii bunlar bizler için çok sevindirici gelişmeler. Tabii bunlar kolay olmuyor. Dediğim gibi çift antrenmanlarla, sporcuların özverisiyle, federasyonun desteğiyle oluyor. Bu sene de organizasyona Motto sponsorluk yapacak. Organizasyonu Motto şirketi üstlendi. Bu da bizim için çok güzel bir gelişme. Çünkü sponsorlarla, tanıtımlarla evet, ve sizlerin sayesinde triatlon gelişiyor. Biz buradan tekrar çok teşekkür ediyoruz Motto'ya. Çalışmamız dediğim gibi çift antrenmanlarla devam ediyor. Sporcularımız şöyle, her gün en az 8 saatini antrenmanla geçiyorlar. Diğer branşlarda bu saatler genelde performans olarak uygulanmaz. Ama triatlon çok zor bir spor. İşte 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşuyor. Aynen. Stadyumda en uzun mesafemiz biliyorsunuz ki 10 kilometredir. Havuzda da 1500 metre en uzun yüzme mesafemiz. 40 kilometrede kriteryum denen mesafedir bisiklette. Bu 3 tane ağır branş birleşiyor ve triatlon oluşturuyor. O yüzden antrenmanları da haliyle gayet ağır. Evet, antrenmanlar ağır. Özellikle tabii ki şimdi takvime de bakmak lazım. Yani sporcularımız, Utku Bey size devam edelim. Hani triatlonda nasıl bir takvim var? Hani çok arada boşluklar var mı? Yoksa katılımımız nasıl oluyor? Hani milli sporcularımız nasıl bir önem gösteriyorlar? Ya da hani birkaç, yani kaç sporcu katılıyor? Ne kadarını biz gidebiliyoruz ya da federasyon destek veriyor? Buna biraz da değinelim. Şimdi biz yılbaşında takvimimizi yaparken öncelikle Mert Hoca'nın uluslararası müsabakalardan bize verdiği doneleri baz alıyoruz. Çünkü milli sporcuların oralara katılması ve dahi o katılımlarından önce ülkedeki yapacakları hazırlık müsabakaları, antrenman süreçleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla milli takımı baz alarak antrenman takvimini, müsabaka takvimini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Nisan ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar bir süreçte atletleri diri tutmaya çalışıyoruz. İlk sezon olarak duatlon müsabakalarıyla koşu bisiklet olarak müsabakalarımız başlıyor. Daha sonra işte suların daha sıcak olabileceği, erken ısındığı güney sahillerinde bu Mersin'dir, Antalya'dır gibi müsabakalarımız başlıyor. Daha soğuk aylarda yine havuzlarda, kapalı havuzlarda yüzdürerek atletlerimizi dışarıda yine bisiklet ve koşu yaptırarak hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bu sene federasyonun 15 tane ulusal müsabakası vardı. Bunlardan yalnızca bir tanesi geri çekilmek zorunda kaldı. Yerel yönetimin desteği çekmesi nedeniyle. Bir de son olarak işte İstanbul'da ulusal müsabakaları yapmaktan men olmak zorunda kaldık. Bunun dışında oldukça uzun bir yarışma sezonu geçirebiliyor atletler. Bundan 5-6 sene öncesine kadar yılda yalnızca 3 tane, 5 tane müsabakayla çok kısıtlı olarak sadece yaz aylarında müsabakalara katılabilirken sporcular, şimdi neredeyse 6 aya yayılan bir periyot içerisinde müsabaka hazırlıklarını ve yarışmalara katılımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu şekilde. Peki Utku Bey, özellikle biz bunu Eren Çetin'le de konuşuyoruz. Spor 360 programını yapmışsıdır kendisi. Gün içinde hep programlar içinde triatlon olsun, diğer federasyon görevliler, sporcular, başkanları ağırlar. Özellikle triatlon deyince tabii ki yani branş olarak yüzme var, koşu var. Hani federasyonlar arasında etkileşim nasıl? Hani biz biraz yüzmede sanki biraz geride gibi miyiz? Yoksa hani nasıl paylaşılıyor? Ya da bu mesela triatlon, bu organizasyon düzenlenirken hani daha öncesinde bir oturup konuşuluyor mu ya da nasıl oluyor? Yani federasyonlar arası diyalog var mı ya da ne düzeyde? Evet, hani, şimdi triatlon federasyonu başlı başına ayrı bir federasyon. Yüzme, bisiklet ve koşu olarak diğer branşlarla çok fazla etkileşim içerisinde değiliz. Çünkü her branşın kendi atletleri, kendi antrenman süreçlerini ve yarışma programlarını sürdürmek zorundalar. Ya da olmalı mı mesela? Nasıl? Olmalı mı? Yani federasyon arasında bir diyalog var, daha da sporcu katılımı. Tabii aslında bütün federasyonlar arasında olmalı. Bir eşgüdüm mutlaka olması gerekiyor. Sonuçta bizdeki en büyük potansiyel sıkıntı sporu çok erken bırakma. Yani gerek sponsor bulma, gerek eğitim sistemi içerisinde topyekün, tek vücut olup bütün branşların buna karşı bir refleks geliştirmesi lazım. Çocukları çok erken spordan çektiriyoruz, el çektiriyoruz. Çünkü bizde çok uzun bir eğitim süreci var. Ve bir üniversite hazırlık gibi çok benim lüzumsuz gördüğüm ve çocukları çok yıpratan bir hazırlık süreci var. Buradan soruyor, gelecek. Ve hayata
Üniversiteyi bitirdikten sonra atılma kaygısıyla artık neredeyse 30 yaşına kadar eğitim safsasası diyeceğim. Yani eğitimci olmama rağmen uzadı. Yani artık lisans eğitimini tamamlamak da yetmiyor. Çocukları sürekli yüksek lisans, doktora gibi programlara motive ediyorlar. Bu da onların tabii ki spor, sanat ve diğer programlardan el ayak çektirilmesine gerek duyuluyor. İstanbul gibi bir metropolde zaten mesafeler çok birbirine uzakken, günümüzün çoğu trafikte geçiyorken çocukların enerjisi kalmıyor. Ve triatlon gibi biraz masraflı bir spora harcayacak paraları da her zaman olmuyor. Onların maddi yönünü de desteklememiz gerekiyor. Bunun dışında en çok tabii Yüzme Federasyonu'ndan destek birebir görmesek de onların yüzücü eskilerini veya o branşta çok fazla faaliyet gösteremeyen çocukları antrenör arkadaşlarımız kovalarlar. Çünkü en teknik branşımızdır bizim yüzme. Küçük yaşlarda başlamış olması büyük bir avantajdır. Atletlere veya bisikletçilere daha sonradan yüzme öğretmek çok zor oluyor. Ama yüzme orijinli bir sporcuyu diğer branşları öğretmek daha kolay. Sonuçta hepsi mesafe sporudur. Kalbiniz kuvvetli olduğu sürece becerileri transfer etmek çok zor olmuyor. Kondisyonunuzu transfer etmek zor olmuyor ama dediğim gibi yüzmeden gelmesi, yüzme orijinli olması büyük bir avantaj sporcular için. O yüzden havuzları ve yüzme branşındaki antrenör arkadaşları çok sıkı takip etmeye çalışıyoruz. Ellerindeki yüzme alanında varlık gösteremeyeceğine inandıkları çocuklar varsa bize yönlendirmeleri konusunda onlardan sürekli destek almaya çalışıyoruz. Evet, buradan da yine bir çağrı olmuş oldu bu. Sevgili izleyiciler, dilerseniz kısa bir araya gidelim. Bir nefeslenelim. Ardından yeniden söyleşimiz devam edecek. Sevgili izleyiciler, söyleşimizin son bölümündeyiz ve değerli başkanımız Hamdi Güneş de şimdi aramızda ayağının tozuyla geldi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Güneş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biz söyleşimize başlamıştık. Tabii ki sizden de ilk cümlelerinizi alalım. Önemli bir organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz. Yakın zamanda Alanya'da bir Avrupa Şampiyonası'nı yüzümüzün akıyla çıkardık ve olimpiyatlar öncesi de son sınav, buna da değiniyoruz. Siz neler söylemek istersiniz İstanbul'daki organizasyon için? Evet, İstanbul'da pazar gün Avrupa Kupası yarışmalarını yapacağız kısmet olursa. Bunun için son günlerde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hala da hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün parkurun çalışmaları başladı. Pazar gününe de sporcularımız, yabancı sporcularımız da gelmeye başladılar. Milli takımımız da az önce konuştunuz. Onlar da hazırlar. Evet. Türk milli takımı olarak da. Pazar gün Zeytinburnu semtinde güzel bir yarışma olacağını ümit ediyoruz. Motto firmasıyla, organizasyon firmasıyla güzel bir işbirliği yaptık bugün. Burada farklı olarak olimpiyatların öncesinde ki en son uluslararası organizasyon olması münasebetiyle de federasyon olarak farklı bir hazırlanma dönemi yaptık. Çünkü biliyoruz ki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu organizasyonumuz da bizim ülkemize puan getirecek. Ayrıca ülkemizin tanıtımını yapan İngiliz firması da pazar gün burada olup çekimleri yapıp sunumlarda bu bizim çekimleri kullanacaklar. Bu anlamda da hepsini birleştirdiğimiz zaman önemli ne kadar olduğunu farkındayız. Tabii bu organizasyonumuzun uluslararası ve ulusal bölümü olarak iki bölüm düşünmüştük. Burada bunu gerçekleştirememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Evet, İstanbul'daki sporcularımız bu konuda bize biraz üzüldüler, belki kırıldılar ama ne yazık ki İstanbul'un trafiği, işte ben de anca yetişebildim. Hatta metroya binip yetişebildim. Bundan dolayı uzun süre trafiğe kapatılma şansımız olamadı. Yetkililer tarafından bu izni sağlayamadık. Bu nedenle de yaş gruplarını iptal etmek zorunda kaldık. Uluslararası bölümü de yine tüm sporcularımızla birlikte hep beraber olmalarını arzu ediyoruz pazar günü. Beraber yapalım. Onların ulusal yarışmalarını biz en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bunu hep duyuruyoruz. Uygun bir yer bulmaya çalışıyoruz. Parkur bulmak için mücadele ediyoruz. Onu bulduğumuz takdirde her şey hazır. Diğer tarih, takvimi vesairesinde belirledik. Sadece yer problemi kaldı. Onu da çözersek inşallah onları da mutlu etmenin yollarını arayacağız. Zaten onların önümüzde yarışmalar da var. Eğirdir yarışmaları gibi Kuşadası yarışması. Onlar devam edecek önümüzdeki günlerde. Yani triatlon sezonunu bu şekilde
devam ettirip ve tamamlamayı planlıyoruz kısmetse. Sayın Güneş, özellikle 2011 yılından başlayıp hani şu zamana girip yani 2 yıl içinde bu inancımızı Avrupa Triatlonu Avrupa ülkelerindeki ve Avrupa Triatlon Federasyon Başkanı özellikle söylüyor. Alanya'da yaptığımız Etun'un genel kurulunda Türkiye'deki gelişimden özellikle bahsettiler. Buna da memnuniyet duyuyoruz. Bu sadece bizim çabamız değil, triatlonun aynı zamanda dünyada ve Türkiye'deki gelişimlerle kaynaklanmakta diye ben düşünüyorum. Çünkü triatlon gerçekten spor, diğer spor branşları arasında en önde yükselme trendi yaşayan bir branş olarak görüyoruz. Bunun zaten dünya ülkelerindeki lisanslı sporcu sayısında ikinci, üçüncü sıralarda yer almasından da bu belli. Türkiye'de bu sıçradı. Bunu artık biz durdurmak değil, daha da nasıl hızlandırırızın peşindeyiz. Bu düşünceyle de 2011'den beri özellikle söylediğiniz gibi yükselerek devam ediyor. Artık biz takvimimizi ayarlamakta zorlanıyoruz. Evet. Yarış taleplerinde zorlanıyoruz. Sporcuların taleplerinde zorlanıyoruz. Noktasına geldik. Yani önümüzdeki dönemlerde belki haftada birkaç yerde yarışma yapmak durumunda kalacağız. Bunu ümit ediyoruz. Ben hep hayal ediyorum. 1500 sporcu, 1000 sporcu, 2000 sporcu neden bir anda yarışmasın? Bunlar niye diğer ülkelerde olduğu gibi belli bir zaman diliminde kayıtlar kapanıp bir sonraki yarışa kalmasınlar? Ülkemizde de bunları yaşayacağız biz. Ben buna inanıyorum. Avrupa Triatlon Birliği ile de ilişkileriniz var. Onların bakış açısı nasıl ülkemize özellikle bu organizasyonu yap? Düzenlememiz. Onların da gerçekten bizde farklı bir bakış açısı oluşmuş gibi artık geçmiş döneme bakarsak. Avrupa Triatlon Birliği ile gayet iyi bir ilişkimiz var. Hatta federasyon başkanı, birlik başkanı yani bu yarışmaya gelecekti. Hı. Fakat başka bir toplantısından dolayı yönetim kurulundan bir üyeyi gönderdi. Hı hı. Zaten teknik delege bir iki sefer geldi, parkuru inceledi. Herhangi bir konuda hiçbir sıkıntımız yok. Hı. Her konuda her an iletişim ve ne istediğimizi, ne yapacağımızı konuşabildiğimiz bir seviyedeyiz. Hı. Bunları çabuk çözüme kavuşturabilmek niteliğindeyiz. Başkanımızla da hiçbir şeyimiz yok çalışmalar anlamında. Bize hep destek olur. Hatta bazı projelerimiz var. Onlara hem mali destek hem teknik destek veriyor. Onlar istiyorlar ki artık Türkiye'den de teknik delegeler oluşsun, hakemlerimiz oluşsun. Bu noktada bizi onlar zorluyorlar. Biz de teknik arkadaşlarımızı zorluyoruz. Bunların özellikle lisan bilmeleri, alışmaları anlamında. İlk defa geçen yıl İtalya'da bir uluslararası yarışmada hakemlerimiz görev aldı. Bunu yavaş yavaş ilerletmek ve hızlandırmak düşüncesindeyiz. Yani birlikte ilişkilerimiz çok normal, çok iyi gidiyor. Evet, başkanım siz buradayken, Utku Bey buradayken, Mert Bey buradayken Ece'ye de bir soru yöneltelim. Özellikle Ece Bakıcı son 10 yılını yüzme branşına ayırdığını, ardından son 4 yılda da yine triatlet olarak mücadele verdiğini bize söyledin. Tabii ki aynı zamanda okulla birlikte idare etmen nasıl oluyor? Ya da okulun sana bir olanak sağlıyor mu? Ya da bu zorlukları yaşadın mı, yaşıyor musun? Ya da nasıl üstesinden geliyorsun? Hani burada önemli isimler de var. Hani belki zorlanacaksın bunu konuşurken ama neler söylemek istersin? Açıkçası bu konuda şanslı kişilerden biriyim ben. Liseye geçiş döneminde zorluk yaşamıştım, evet. Babamlar hani Anadolu Lisesi'ni kazanmam konusunda işte bana çok yaptırım uyguladılar, antrenmana gitmeyeceksin şeklinde. Hatta öyle şeyler de var, ben derslerden kaçıp antrenmana gittiğim günleri de biliyorum. O şekilde liseye başladıktan sonra anladılar ki artık yapacak bir şey yok, bir kız spor yapmak istiyor. O yüzden ondan sonra benim sürekli destekçim oldular. Üniversite sınavına girdiğimde de yine antrenmanlarıma ben aynı şekilde devam ediyordum, hiçbir aksaklık yoktu. Yaşar Üniversitesi'ni kazandım. Daha sonrasında o üniversiteyi kazandıktan sonra spor bursuyla okumaya başladım orada. Bu konuda da bana çok büyük yardım oldu açıkçası triatlonun. Şu anda beni inanılmaz destekleyen bir okulum var. Hiçbir problem yaşamıyorum açıkçası bu konuda. O yüzden çok şanslıyım. Aksine çok da fazla destek veriyorlar bana. Yaşar Üniversitesi olsun, Yaşar Holding olsun, bu konuda bana çok kişiler.
O yüzden ben bir problem yaşamıyorum açıkçası. Yani, çok iyi yani bu son dönemde. Evet evet yani arkadaşlarım çok yani bu konuda arkadaşlarımdan biraz daha şanslıyım açıkçası. Doğru tercihler yaptığımı düşünüyorum bu konuda. Mert Onar'a da yine sözlerim. Özellikle sporcu sayımızda şimdi 2011 yılı itibariyle bir artış söz konusudur. Yani bunu nasıl verebilirsiniz mesela bu istatistiği? Şu an için bu sene özellikle sporcu sayımızda ne tür bir artış oldu? Bundan önce yarışlarımızı 70-80 kişi yaparken artık 200 kişi, 250 kişi gibi sayılara ulaştık. Bu bir anda 2'ye hatta neredeyse 3'e katladı. Bize işin çok sevindirici. Aynı zamanda bu sene ilk defa yapacağımız aquathlon yarışları var. Bu sadece yüzme, koşu, yüzme olarak. Yani demin söylemiştik ya takımlarla beraber çalışalım, diğer branşlarla beraber çalışalım. İşte yüzme, pentatlon ve atletizm takımlarının özellikle beraber çalışmak amaçlı yaptığımız branşlardan bir tanesi. Çünkü genelde aileler bisiklet branşına biraz daha karşı. Biliyorsunuz bisiklet antrenmanı genelde yollarda yapıyoruz. Aileler de işte trafikten dolayı bisiklet branşına biraz daha soğuk bakıyorlar. Ama biz ufak yaşta sporcularımızı yüzme ve koşu branşıyla kazanmaya çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda bizim ergometrelerimiz var. Bisikleti bunların üzerinde evde dahi çalışabiliyoruz. Kapalı alanlarımız var trafiği. Burada çalışmamızı yapıyoruz. Yani ailelerin kaygılanacağı bir durum yok aslında. Bu ön yargıyı da kırmak istiyoruz. Ve yüzme ve koşu branşını ufak yaşta aldıktan sonra sporcunun başarı sağlaması çok çok daha fazla. Utku hocamızın da söylediği gibi öncelikle biz yüzme eskilerini alarak triatlona başlatıyoruz. Şimdi böyle olunca sporcu ancak 15-16 yaşından sonra triatlona geçme şansımız oluyor. Ama biz istiyoruz ki 16 yaşına kadar da sporcu aynı zamanda bisiklet ve koşu eğitimi de almış olsun. Böylelikle olimpiyata sporcu hazırlamamız bizim için çok çok daha kolay olacak. Şey, aquathlon sayesinde bunu da bu sene başlatarak hem sporcu sayımızı şu anki sayımızdan 100-150 kişi daha fazlaya çıkartacağız. Hem de ufak yaş grubunu biraz daha branşımıza alacağız. Çeşme'de halk triatlonu yaptık 4 hafta önce. Evet. Burada 8 yaştan 12 yaşa kadar sporcular yarıştı. İnanılmaz bir görüntüydü. Hem sporcular çok eğlendi hem aileleri çok destekledi. Dediğim gibi aquathlonlarda da bu aynı görüntüyü alacağımızı biliyorum ben. Ve sayımız inanıyorum ki seneye işte 250 sporcuda değil artık 500 sporcuda yarışıyoruz, 700 sporcuda yarışıyoruz gibi rakamları söylemeye başlayacağız sizlere. Evet, o çok güzel. Umarız. Ve Hamdi Bey, şimdi artık hedef tabii ki Avrupa Kupası'nda sahasını geçirelim. Dünya Şampiyonası olacak. Dünya Şampiyonası için ne tür bir hazırlıklarınız var? Bir planlama tabii ki vardır öncesinden de. Ben ondan önce hemen sporcu sayısıyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bizim geçen yıllarda 2400-2500 maksimum bir sporcu, lisanslı sporcu sayımız vardı. Son aldığım rakamlar 3000 sayısını aştık şu anda. Geçen yıl yine faal olanları 500 civarındaydı. Bu yıl ise 1000 rakamına ulaştık. Yani bu katlanarak Mert'in de söylediği gibi devam etmekte. Bundan da biz son derece mutlu olmaktayız. Ayrıca pazar günkü yapacağımız yarışlarda ilk defa bir canlı yayında yapmayı planlıyoruz televizyonlardan. Bunda sizlerin desteğiyle oluyor. Evet. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bu da bizim için çok farklı bir şey olacak. Tabii hedeflerimiz artık Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası. Bunu önümüzdeki günlerde müracaatları 15 Ağustos gibi sona erecek. Müracaatlarımızı, biz ilk görüşmelerimizi yaptık. Şu anda resmi müracaatlarımızı da yapacağız. Bu muhtemelen Alanya veya İstanbul olacak. Bu iki bölgemizden birisinde Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Türkiye artık Avrupa Kupalarını, Avrupa Şampiyonası'nı yaptığını triatlon ispat etti. Son yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda bize söylediği Avrupa Triatlon Birlik Başkanı'nın şu oldu. Çıtayı çok yükselttiniz. Sizden sonra Avrupa Şampiyonası yapacakların işini zorlaştırdınız dedi bize. Bundan da çok mutlu olduk tabii ki. Bu başarı sadece bizim değil hem triatlon camiasının hem de ülkemizin olduğu diye kabul ediyoruz. Ondan sonra hedefimiz Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası artık. Tabii bu arada sporcularımızın da bu şampiyonalarda derece almaları, hocalarımız da bu noktada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sporcularımız da canla başla çalışıyorlar. İki hedefimiz var yani. Hem sporcularımızın ilerlemesi hem de üst düzey organizasyonlar yapmak olacak. Utku Bey, ilk bölümde sizinle diyalogumuz tabii uzun uzun ama artık tamamlarken de sizden de son cümleler alın ve bu bölümde Spor Center'da kapatmış olacağız. Buradan ne tür mesajlar vermek istersiniz bir kez daha sizden alın görüşlerinizi.
Öncelikle ayın 4'ünde yapacağımız, pazar günü yapacağımız organizasyona herkesi bir kez daha davet edelim sizin vasıtanızla. Mutlaka gelsinler, triatlonu yerinde görsünler. İstanbul'un triatlona, triatlonun İstanbul'a ne kadar yakışacağını orada bizimle beraber desteklesinler. Mert Hocam bahsetti, aileler bu spordan asla ürkmesin. Çok keyifli ve yapılabilmesi aslında çok kolay bir spor branşıdır. Yani üç branşın bir arada yapılıyor olması biraz zor gibi gözükse de neticede üçü de bir mesafe sporudur. Çocuğun gelişimine diğer tüm branşlardan çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Çünkü bedensel olarak tüm vücudunu çalışma olanağı sunduğu için çok estetik, çok güzel bir branş sahibi olacaklar çocuklar. Ece kardeşimiz çok şanslı olduğundan dem vurdu. Umuyoruz ki onun şansına bütün sporcu kardeşlerimiz aynı şekilde sahip olabilsinler. Okullardan, özellikle üniversitelerimizden çocuklarımızı çok fazla desteklemelerini bu anlamda istiyoruz. Tüm branşlar için söylüyorum. Sadece triatlon için değil ve dahi sanat faaliyetleri ve diğer bilimsel faaliyetlerde çocukların desteklenmeye, yüreklendirilmeye çok ihtiyaçları var. Bu yükü ailelerin sırtından almamız lazım. Topyekün en büyük desteği de tabii ki devlet sağlayacaktır. Tabii müsabakaların, organizasyonların büyümesinde en büyük faktörlerden biri siz değerli basın mensuplarısınız. Bunu her zaman söylüyorum. Bu organizasyon işinin 3 tane temel sacayağı vardır. Bunun bir tanesi basındır. Basın bu işin olmazsa olmazıdır. Büyük kitlelere bizim sesimizi duyurabilmek yine sizin vasıtanız olacaktır. Bizi defalarca programlarınızda ağırladınız, konuk ettiniz. Bundan çok keyif alıyoruz gerçekten. Kitlelere sesimizi duyurabilmek açısından desteğinizi her zaman görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, biz teşekkür ederiz ve Spor Center'da bu bölümü tamamlayacağız. Utku Er Yaşar, İstanbul İl Temsilcisi, bir kez daha çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağlık. Ece, sana başarılar. Ece Bakıcı, elit bayanlar kategorisinde mücadele vereceksin. Milli takım antrenörlerimizden Mert Onaran, size de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve başkanım, yetiştiniz ve buradan mesajlarınızı da verdiniz ama yine tabii ki son söz sizde. Dilerseniz iki cümleyle tamamlayalım bu bölümü. Sizlerin desteği için teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullularda Kadıçeşme mevkine, Zeytinburnu mevkine pazar günü bu güzel yarışmayı, triatlonu canlı yaşamalar için bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, saygılar sunuyorum. Bizler de sizlere başarılar dileyelim. Sevgili izleyiciler, Spor Center'da bu bölümü tamamlıyoruz. Yüz sür koş sloganıyla İstanbul'da Triatlon Avrupa Kupası gerçekleşiyor. Yedikule'de sizleri de davet ediyoruz diyelim ve Spor Center'da bu bölüm tamamlandı. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız.